Arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz verandama, evime, Belçika'ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Ve değerli arkadaşlar, hafta sonu Floralux Dadizele'ye gittim ve oradan bu tontişleri aldım. Dayanamadım, aldım arkadaşlar. Bakar mısınız şunların güzelliklerine? Muhteşemler, harikalar. Yani ne diyeyim ki ben size? Yani bunlar bizim hayatımızın arkadaşlar en güzel köşesine oturmuşlar. Orada kendilerine çaktırmadan çaktırmadan hizmet ediyorlar. Biz de bu güzelliklere seve seve bakıyoruz tabii ki. Nasıl ki hayvanlar bize Allah'ın emaneti ise arkadaşlar, bu tabiat, doğa, çiçekler, ağaçlar hepsi yine bize emanet arkadaşlar. Şimdi bugünkü videomda önden de izlediniz. telefonumun hafızası arkadaşlar çok dolduğu için birazcık çekim yaptım. Sonrasında dedim ki çekime verandadan devam edeyim. Çünkü arkadaşlar kanalımda görüyorsunuz saksılarım dolu dolu büyük ebatlarda ve sizlerin de ilgisini gün geçtikçe çekiyor. Hatta kanalıma yeni gelmiş arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sizler de. Özellikle sizlerden yorumlar daha bu konuda fazla düşmeye başladı. Çünkü beni önceden beri takip eden arkadaşlar biliyorlar Nilüfer Durak nasıl toprak karışımı yapıyor. Bir takipçim daha mı yazmıştı? Kimdi? Şimdi hatırlayamıyorum. İsmini de yanlış söylemek istemiyorum. Nilüfer'cim, ben de ahır gübresi şerbeti kullanıyorum ama seninkiler bizimkilere göre daha sanki farklı, hızlı büyüyor diye yazmış. Şimdi arkadaşlar, bu arada yeni almış olduğum bir bloomistin yaprağını kırmışım az önce. Neyse, sıkıntı değil. Bir sürü yaprak var. O da demek ki oradan çoğalmak istiyor. Onu oradan keserim. Bebiş gelir. Şimdi arkadaşlar, benim gübremde sadece yanmış ahır gübresi yok. Bakın. At, inek, tavuk gübresinin üçünün karışımı var. Bu üç gübrenin birleşiminden dolayı daha zengin mikro mineral ve vitaminler benim sukulent ve kaktüslerime nüfuz ediyor arkadaşlar. Bakın, kuru koymakla sıvı olarak vermek arasında farklar vardır. Evet, kuru da konabilir. Yağmurların etkisiyle birlikte onlar çözünüp bitkinin kökünden gövdesine ulaşacaktır. Ama bu bir süreç gerektirecektir. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Arkadaşlar bakın. Yanmış ahır gübresi şerbeti aslında sıvı bir besin halidir. Yani birçok sıvı gübreler ya da sıvı besinler zaten bu gübrelerin içindeki bazı işte mikro mineral ve vitaminler laboratuvar ortamlarında analiz edilerek arkadaşlar yapay hallerde oluşturulup, yani sentetik diyoruz arkadaşlar. Biz iş dünyasında bunu çok kullanıyoruz ama ben o şekilde söyleyeyim. Mesela kuyumcuya gidersiniz, şey der, bu sentetik pırlanta der. Yani yapaydır. Bu bitki besinlerin içindekiler de arkadaşlar sentetik. Yani laboratuvar ortamlarında oluşturulmuş yapay olan şeylere sentetik denir. Ve bir de şunu söyleyeceğim. Aslında ben hani kanalımda hep bunu söylüyorum ama şimdi solucan gübresi ile yanmış ahır gübresi arasında çok fark oluşacaktır. Yani şimdi solucan gübresi yanmış ahır gübresi gibi daha kuvvetli değildir. Bunun sebebi de arkadaşlar şöyle düşünün, bakın. Küçücük bir hayvandan oluşan gübre ile yani at, inek ve tavuk gübreleri çok daha keskindir. Yani tabii ki solucan gübreleri organik olduğu için tabii ki çok güzel bir şey, kullanın. Fakat solucan gübresi kullanıyoruz Nilüfer'cim ama bizimkiler niye senin gibi olmuyorun cevabı da budur arkadaşlar. Şimdi bu güzelliklerin adı şöyle. Bunların ismi arkadaşlar Kalanço tisiflora. Bununkisi o. Biz bu hobiye yeni başladığımızda buna kelebek kanadı derdik arkadaşlar. Yalnız bu, biliyorsunuz bende bir kök daha vardı. O Ziraidon'dan etkilendi arkadaşlar. Onu ben kellesini aldım. Gövdesi sağlam. Ama Allah, yani ne diyeyim, kalbim mi okuyor nedir? Burada Ziraidon'da en çok etkilenen o olmuştu. Ve aeniumlarımın hepsi, bir iki tanesi dışında diğerlerinin hepsi çok neşeli, mutlular.
Bir o kadar da olsun, bu kadar bitkinin içinde arkadaşlar. Allah'ıma binlerce kere şükürler olsun. Yer seram da güzel. Burası da güzel. Yani Nilüfer Durak uyku uyumadı ama arkadaşlar eğer ki bu kışı atlatırsam seneye yani değmeyin keyfime. Size burada seneye videolar çekerken daha rahat çekeceğim, stressiz çekeceğim. Oturacağım kahvemi alacağım burada Zıraydon'da o şekilde gece size videolar çekmek istiyorum. Hatta canlı yayınlar istiyorsunuz benden arkadaşlar. Eğer ki kendimi böyle nasıl diyeyim rahat hissettiğim bir gün arkadaşlar akşam size YouTube'dan canlı yayın yapmayı çok arzu ederim yani. Biliyorum çok talep var. Özellikle Bilge Cancığım bunu çok istiyor. Şöyle havalar birazcık daha ısınsın. Bizim günlerimiz uzuyor. Geç hava kararıyor. Buradan size canlı yayın yaparak sizinle canlı canlı sohbet etmek istiyorum ve çok arzu ediyorum. Şimdi bunun ismini arkadaşlar telefona okutmak istiyorum. Çünkü mutlaka bunun ismini merak eden vardır. Bakar mısınız arkadaşlar? Dolgun dolgun çok harika görüntüsüyle muhteşem bir Kalanchoe tissiflora'ya benziyor diyeyim. Bakın ikisi ne kadar farklılar. Şimdi şunun şöyle bir fotoğrafını çekelim. Şöyle evet hemen telefona okutalım bakalım bunun ismi neymiş? Şimdi bu tür Kalanchoe tissiflora türleri 5 dereceyi arkadaşlar gördüğü an bakın 5 derecenin altına inmesini demiyorum. 5 dereceyi gördüğü an bunlar böyle yavaş yavaş bayılmaya başlarlar. Zıraydon'da kesinlikle kesinlikle ilk örtmeniz gerekenler hep pudralı türler diyorum ya. Bu Kalanchoe tissifloraların da zaten görüyorsunuz pudralıdır. Yani özellikle gövdesi. Bir yaprağını ayırmaya kalktığınızda çok zor ayırırsınız. Arkadaşlar şimdi bunun ismini buldum. Tam doğru ismini şöyle bir kontrol edeyim. Bir sürü çünkü isim çıktı. En doğru isim bakalım. Evet ismi Kalanchoe tetrafilla. Ekranın altına da yazarım. Kalanchoe tetrafilla arkadaşlar şu. Bu da bildiğimiz Kalanchoe tissifloradır muhtemelen. Onu da okutalım. O da gücenmesin hadi bize. Ve bunlar ne kadar arkadaşlar klasik tür olarak hani çok rağbet görmese de ben bunların hepsini çok seviyorum. Zaten kanalımdan hep söylüyorum. Agavoidus türleri olsun. Hepsi arkadaşlar benim için çok güzel ve özel türlerdir. Cotyledon orbiculata bile yazdı yani. Cotyledon orbiculata değil zaten. Kalanchoe Lucy arkadaşlar. Kalanchoe Lucy. İsimlerini de kontrol ettik. Bu türleri arkadaşlar çoğaltmak çok zor. Yani ben de burada birkaç saksı var aslında. Burada alt kısımda kaç saksı var? İki tane var arkadaşlar. Bir tanesi Kalanchoe tissiflora. Bir tanesi de yine bu marullu yapraklının biraz daha benzer türü diyeyim. Arkadaşlar bu türler çok birbirine benziyorlar. Hepsinde farklı farklı isimleri var. İnanın ben bile artık karıştırmaya başladım. Ve kelle alarak çoğaltmak da bir yöntemdir. Fakat bu tür pudralı türleri arkadaşlar kelle alma zamanı kesinlikle ve kesinlikle ilkbahar olsun. Sonbaharda da almayın. Çünkü sonbaharda ben denedim olmadı geçmiş yıllarda Tervurun'daki evde. Ne oluyor biliyor musunuz? Sonbaharda arkadaşlar benim gibi böyle sıcaklığı hep böyle aylarca yani 5 derecenin altına düşük ülkelerde maalesef ki kelle alımında gövdeden yavrulamıyor. Ama siz Türkiye'de bunu belki yapabilirsiniz ama bu türde çok zor arkadaşlar. Kalanchoe tissiflora variegatalarda da çok zor. Bu arada ekrana Kalanchoe tissiflora variegatalarımı da almayı unutmuşum. Yani siz de hiç söylemiyorsunuz bana Nilüfer senin Kalanchoe tissifloraların nerede diye. Ben o kadar çok bitki olunca tabii insan unutabiliyor tabii. Şimdi şöyle ekrana bunları da koyalım. Kalanchoe tissiflora variegatalar ve bu normal Kalanchoe tissifloralar kesinlikle ve kesinlikle ilkbaharda kelle alımı yaparak çoğaltabilirsiniz. Bunun hatta kökünde bir tane yavrusu var. Bakın bu Kalanchoe tissiflora variegatamın da yavrusu var, bebişi var. Yani
Yani Allah'ım sana şükürler olsun, bu güzelliklerle günümüzü bize gün ettiriyorsun diyelim. Ve arkadaşlar, yapraktan bunlar çoğalmıyorlar, onu da söyleyeyim. Ben onu da denedim geçmiş yıllarda. Benim hemen hemen ilk aldığım sukulentlerdendir bu. Yapı marketlerde küçük boylarını 5'lik saksılarda bu işte kaktüs ve sukulentler satılmaya başladığı zamanlar yapı marketlerde benim almışlığım vardır yani. Ama çok zor, çok yıllık bitki olarak bunları tutmak. O nedenle hassaslar 5 dereceyi gördüğü an arkadaşlar, bakın 6, 7, 8'de daha neşeli, daha mutlular ama 5 derece dahil, 5 derecenin altına da düştüğünde arkadaşlar bunlar böyle nasıl oluyor biliyor musunuz? Yaprakları böyle siyah siyah, sanki küflenmiş gibi lekelenmeye başlayarak yavaş yavaş göbeğine doğru ilerliyor ve bunları kaybedebiliyorsunuz. O nedenle eğer ki müsait bir yeriniz varsa kapalı balkona almak en faydalı hareket olacaktır. Şu anda Türkiye'de anladığım kadarıyla bir kar yağışı, zirai donlar var. Çünkü ben özelden görüştüğüm Sare ablamla da bu sabah, Sare abla, Emine abla şöyle bir grup görüşmesi yaptık görüntülü. Sare abla dışarısının çok soğuk olduğunu söyledi. Gece de eksi 3 olmuş mesela. İzmit'in Kandıra Ahmet Hacılar Köyü'nde. Ve arkadaşlar bu tür hava durumlarında Türkiye'de sukulent ve kaktüslerinizi asla riske atmayın. Eğer kapalı soğuk bir odanız varsa zaten bu zirai don sizde birkaç gün sürecektir. Bizim gibi aylarca sürmeyecektir. Birkaç günden de hiçbir şey olmaz. Koyun. Arada odayı nasıl havalandırırsanız, böyle nasıl diyeyim, hani bazen evimizi havalandırıyoruz, o şekilde 5-10 dakika havalandırın ve daha sonrasında hava sıcaklığınız, yani zirai don geçtiğinde tekrar balkonunuza alın. Bahçesi olanlarda mesela böyle bizim hani Türkiye'de böyle balkon altları olur tek katlı evlerin, böyle 3-5 merdiven çıkarsınız. Onların altına koyun mesela. Oralarda da çok korunuyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. İlla bir seranızın olmasına gerek yok. Bizim köyde mesela çok öyle evler olur. 3-5 basamak olur. Balkon olur. O balkonun altı boş olur. Genelde oraya odunlar falan konur ama eğer ki sizin böyle işte genelde U şeklinde olanları olur. O eski tip evlerde olur ya. Oralara koyun. Hiçbir şey olmaz. Ama ne yapın biliyor musunuz? Mutlaka polar battaniyelerle örtün arkadaşlar. Polar battaniyeler daha korunaklı, hatta don örtülerinden bile daha korunaklı. Türkiye'de ben direkt polar battaniyelerle verandamda, hatta üç tarafı açık, üstünde de sadece ten testi olan bir verandada Kartepe'ye karşı korumuştum arkadaşlar. Şimdi bu türleri de ben zamanla arkadaşlar hani neslinin tükeneceğini düşünüyorum. Lütfen bu türleri de göz ardı etmeyelim. Çünkü bunlar bizim hobimize başlamamızın sebepleri. Yani biz bunları görerek, severek zaten bu hobiye başladık. Daha sonrasında Çinli ve Korelilerin bunların ya da Taylandlıların bunların varyasyonlarını oluşturarak ya da alacalılarını, alacalı demek yani variegata diyoruz. Türkçesi alacalıdır arkadaşlar. Yani rengarenk demektir. Yani bunlarla biz o variegata türlere kavuştuk. O nedenle bunlar bizim en vefakar klasik türlerimiz de diyebiliriz. Tabii ki hani 5 derece ve altında bunlar bozuluyorlar. Fakat salonunuza da alabilirsiniz birkaç günlüğüne. Sonrasında dışarıya alabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmayacaktır yani. Ve değerli arkadaşlar, şimdi kalan şu tisiflora variegatalarımı aslında dikmek istiyorum. Çünkü burada dikmedikçe benim ayağıma bunlar burada dolanıyor. Size çekim yaparken de çok zorlanıyorum yani, yerim olmasına rağmen dikilmeyen türler olduğundan arkadaşlar burada hareket edemiyorum, öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar benim bu verandadaki saksılarıma en büyük katkı, bakın mesela ben şimdi göstereyim size, Akdeniz bitki örtüsü toprağı alıyorum ya, bakın içinden sarı bir toprak çıktı, sapsarı arkadaşlar, bakın bu bahçe toprağı. Yani bunu da böyle topaklanmış elimle şöyle birazcık ufalattırdım. Şimdi buradaki arkadaşlar, bu verandadaki saksılarım için bana özelden hepiniz diyorsunuz ki Nilüfer'cim biz birçok kanal izliyoruz ya da videolar izliyoruz.
Hiç senin kadar dolu dolu saksıları olan görmedik. Arkadaşlar niye görmüyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü ben dediğim gibi ben işin daha doğalına kaçtığım için ne oluyor? Sukulentlerim daha çok yıllık ve daha böyle dirayetli ve toprak karışımından ötürü taş karışımlı yani aşırı taş karışımlı topraklarda bunlar olmaz. Bakın bunu da hala dikmedim. Bu çekim sonrası. Hatta şimdi dikeyim ya. Şurada boş bir saksım var. Hem bu da böyle yerini almış olsun yani bir taşla iki kuşu vurmuş olalım mı diyeyim. Şimdi buraya da bunu silkeletelim. Fazla taş karışımlı topraklarda arkadaşlar bu sukulentler büyümez. Büyümesi durur. Çünkü siz ona yeme yani şöyle düşünün. Devamlı bir hani yemekten örnek vereyim size. Hani yemek yerken çorba içersiniz önden ve arkadan da ana yemeği yersiniz. Yanında da ekmek yersiniz arkadaşlar doymak için. Toprak bu işin ekmeğidir. Taş da çorbasıdır öyle söyleyeyim. Çünkü ben şunu da biliyorum. Mesela bazıları diyeyim size çok satmak için bu işin sırrını söylemezler size. Yani der ki işte şuradan şu toprağı al, şuna dik falan. Halbuki şu da var bazı satıcılar arkadaşlar satış politikası gereği bunu yaparken çok da güzel iyi niyetli satıcılarımız var. Şöyle yapın, böyle yapın diye anlatıyorlar. Fakat şunu da söyleyeyim bu bir gerçek. Sizin o hani çok ünlü meşhur yerlerden aldığınız o taş karışımlı topraklar arkadaşlar bunlar sukulentlerinizin büyümesinde çok etkin rol oynamaz. Onları bahçe toprağıyla, çiçek toprağıyla ya da eğer torfu azsa torfla ve yanmış ahır gübreleriyle mutlaka mutlaka zengin demeyeyim de daha vitaminli hale getirmeniz şarttır. Çünkü çoğu satıcı bu şekilde yapıyor. Direkt o taş karışımı toprağa alıp kullanmıyor. Zaten o şekilde kullansa hem para yettiremez hem de çabucak büyüterek size satamaz arkadaşlar. O yüzden videolardaki anlatılan her şeye inanmayın. Nilüfer Durak size her şeyi dürüst ve düzgün yoluyla anlatmaya çalışıyor. Şimdi bunu diktim, bunu hemen sulamayacağım arkadaşlar. Bunu böyle neden sulamayacağım? Çünkü benim için sulama mevsimi değil. Biz şu anda bugün ayın 30 Ocak 2024 ve benim burada henüz kışın etkileri azalmadı. O nedenle sulamayacağım. Bu böyle yerine alışsın. Güzel böyle tontişko cicişko. Yani nereye koyayım? Yerde kalmadı ki. Artık yerde bulamıyorum. Şu aralarda derelerde bir yere şöyle koyu vereyim diyeceğim. Şuraya mı koysam acaba ya? Yok buraya koymayayım. Burayı beğenmedim. Ve değerli arkadaşlar şimdi. Ay şurada bir yer var. Şuraya koyayım. Yok buraya da koyamam. Buranın yeri var çünkü. Oraya birazdan bir saksı gelecek. Şunu şöyle bir öne alsam. Şuraya şöyle. Artık her yere bir saksı sıkıştırıyoruz. Ben de sizin gibi böyle görüyorsunuz yani. Bir tane de burada krasilo türüm var. Bundan bende bir saksı var ama bunu da bir saksının dibine iliştirivereyim. Bu da burada kalmasın. Yazık, günah. Sonra bunlar böyle. Burada Nilüfer Durak uğraşıyor yani. Bunları nereye dikse diye. Bunu da şimdilik şuraya bir dikeyim. Sonra burada eğer şey olursa çok fazla yer kaplarsa onu da oradan çıkartırız. Diğerinin saksısını büyütürüz baharda. Şimdi bunların arkadaşlar görüyorsunuz böyle üretim torfundalar. Onu da söyleyeyim size. Şimdi eğer ki bir tane şey yapraklar aldınız daha doğrusu bir tane demeyeyim de bahçenizden baharda yapraklar topladınız arkadaşlar. Ve bunların bazılarının nasıl diyeyim size yaprağı yatırırsınız mesela o kök salıp toprağa tutunması biraz zaman alabilir. Bunun için ne yapın biliyor musunuz? Şimdi biz kaktüs ve sukulent toprağımızı evet dikim yaparken kullanıyoruz ama köklenebilmesi için yani yaprakken yapacağımız karışımla böyle anaç hale gelmiş karışım arasında bakın bunlarda hep yavrular var. Ben görüyorum şu anda farklar vardır. Yani örnek mesela diyelim yaprak aldınız. Arkadaşlar yapacağınız toprak karışımınız
Şöyle olabilir. Torfa yatırabilirsiniz. Yani içine yanmış ahır gübresi katmış olduğunuz bir toprağa ya da kokopit karışımına. Yani ikisini de yapabilirsiniz. Ya kokopit varsa evinizde içine biraz yanmış ahır gübresi karıştırın. Ve biraz da hafif de geçirgen hale getirin. Böyle minik lav taşlarıyla. Başka bir şey koymayın. O şekilde onların bakın nasıl köklendiğini göreceksiniz. Böyle koca koca saçak saçak kökleri olacaktır. Bakın bu tontişin de yavruları var. Maşallah subhanallah size. Bakalım bunları da böyle yani verandamda arkadaşlar diktikten sonra konumlandıracağım. Solmuş yaprağı varsa ya da yine mesajlar geliyor bana. Her videomda belki oluyor ama ne yapalım? Şimdi bunu da şöyle dikeyim. Dikerken açılarına dikkat ediyorum arkadaşlar. Yavruları varsa yavruları daha saksının dış tarafına doğru hizalıyorum ki iç taraf sıkışmasın diye. Yani bu tür detaylar da önemlidir. Körü körüne dikmeyeceğiz arkadaşlar bu saksıları. Yani böyle aldım hop hop diktim böyle olmaz. O böyle ne bileyim alet dalin valin dikimi olur. O nedenle arkadaşlar onu böyle açısına göre. Çünkü peyzaj işidir ayrıca bu. Yani peyzaj önemli bir şey. Şimdi şunun içine birazcık perlit kaçmış. Onu da aldık. Bunun da yavrusu var mı? Yok. Şu yaprak yok. Sağlıklı. Onu da almayayım. Şimdi toprağım kuru arkadaşlar. Toprağım içinde yine kendi gübremden var. Çünkü o gübre benim için her zaman bir numaralı gübre olmuştur. Yani o gübrenin bulunması da çok enteresandır. Arkadaşlar ben eşime sipariş verdim. Dedim ki bana dedim gübre bul. Bir pazar günü hiç unutmuyorum. Tervuru'ndaki evde oturuyordum. Buraya da geleli ne kadar olmuştu? Belçika'ya geleli de 1,5 yıl olmuştu galiba. Şimdi yanlış da söylemeyeyim. Ve arkadaşlar dedim ki ya dedim bir gübre varmış dedim. Böyle böyle burada. Çünkü burada çok at var arkadaşlar. Herkesin hemen hemen bahçesinde at var ve bu kadar at olan bir memlekette de yani at gübresinin olmaması imkansız. Şunu ortaya dikmeye karar verdim. Çünkü kaç tane var? 5 tane var. Bir tane ortaya, diğerlerini kenara. Gayet hoş duracaktır yani. Dedim ki bana dedim şu gübreden bulur musun dedim. Şu yapı markette olabilir. Arkadaşlar gitti, aldı, geldi ve benim sihirli gübremi buldu yani. Bu gübreyi de bulunmasının hikayesi böyledir. Şimdi ne kadar enteresan değil mi? Hiç bu hobiyle alakası olmayan biri bana öyle bir gübre buldu ki vallahi herkesin de acaba Nilüfer Türkiye'ye gelip satar mı diye düşündüğü de bir gübre oldu. Böyle benim için arkadaşlar bu gübre gerçekten bulunmaz bir nimet yani. Çünkü at gübresi arkadaşlar bu işte en etkili şey. Yani at gübresi bakın. Yani ne kadar hayvansal gübre de desek at gübresinin ve tavuk gübresinin etkisinin çok olduğunu düşünüyorum ben sukulentlerimin büyümesinde. Şimdi arkadaşlar bu tontişleri de diktim ve bunları da artık burada verandamda güzel bir yerde konumlandırırım ve sizlere de genel çekimlerde hep paylaşırım. Arkadaşlar ne kadar büyük saksılara dikerseniz bu tontişler, bu cicişler o kadar güzel oluyorlar. Bakar mısınız şunların renklerine? Muhteşem, muhteşem, harika. Ve bu videomuzun da sonuna gelelim. Ve değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ve bir sonraki videoda yer seramda durumlar nedir? Ona bakalım ve size bir sonraki videoda buradaki Yerseram'daki yine edinmiş olduğum tecrübemi pekiştirecek bir türü anlatacağım ve o türü de herkes çok es geçiyor. Hatta iki tür arkadaşlar, birini de oradan sökeceğim çünkü burada baktım bir tane kök yedeklemişim ondan. Kalanı hep Yerseram'da arkadaşlar ve Yerseram'daki de böyle kocaman olmuş. Onu oradan alıp burada tekrardan yedekleyeceğim. Çünkü o şu anda kimsede olmayan, çok az kişide olan ama
nesli tükenmiş Grapta veriyor Douglas. Ötekini de açıklayacağım arkadaşlar. Çünkü soğuk ülkelerde Semperium değil bahsedeceğim tür. Soğuk ülkede kesinlikle ve kesinlikle bu sukulenti es geçmeyin. Bakın bende çok var, almaya da doyamıyorum. Ve Nilüfer Durak bunu çok seviyor diye de birçok sevgili dostum bana mesajdan yazıyorsunuz. Çok sağ olun. Ve değerli arkadaşlar bu videomu kapatayım. Hepinize böyle ay ellerim topraklı. Sonsuz sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. İyilik yapanlarınız bol olsun. Kendiniz için bu hayatta mutlaka ve mutlaka bir şey yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bahçede. Hoşça kalın.